rüyalarımızı yorumlayacağız şimdi de. Değerli YouTube kanalı abonelerimiz, canlarım, ciğerlerim, böreklerim, böceklerim. Yani biz Facebook'tan değil de YouTube kanalına yeni videonun altına rüyanızı yorumladığınız takdirde yorum yapacağım. Diğerlerini okusam da size tek tek anlatıyorum ama siz ısrarla burada yorum istiyorum diyorsunuz. Alakasız diğer insanlara saygısızlık olur. Rica ediyorum. YouTube kanalımızda her yeni videonun altına yazarsanız daha şanslı ve daha kısmetli olabilirsiniz. İlk okunan siz olabilirsiniz diyorum. Zeynep Er. Emine abla, lütfen beni gör, 3 hafta oldu, istihareye yattım, sevgilimle ilk gördüğümde çıplak kız gördüm, sıkıntılıydı. İkinci rüyam değişti, uzun zamandır görmediğim kuzenimle yokuş yukarı çıkıyorduk, elbise vardı, ben de elimde yastık vardı, ne alakaysa yukarı çıktığımız her değişiklik ve mesafe futbol oynayan erkek çocuğu. Zeynep Ercim. Özel hayatındaki kişiyle alakalı tekrar bir barışma dönemine olacak ama sana ikinci bir kısmetin daha var. Evlilik yapacaksın ve erkek çocuk annesi olacağını gözüküyor. Fakat iş konusuyla ilgili yaşadığın bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları lütfen toparlaman lazım. Aylin Berber, Emine abla lütfen gör. 3 hafta oldu. Allah Allah. İstihareye yattım demiş. O da istihareye. Zeynep Er, ikisi de aynı anda mı ya? Aynı rüyaları aynı kişide yorumlamış. 3 hafta oldu. Hiç olmadı. Ay yorumladım canım benim. Rüyasında özellikle Akın Muhammed, rüyamda köpek saldırısı. Dostlarınızla alakalı ya da çevrenizle ve aileniz ya da eşinizle ilgili kötü giden her şeyin iyileşme ve güzelleşme noktası olacak. Ve hayatınızdaki her şey aydınlığa kavuşmuş olacak. Ayşe Çelik. Videonuzun altına yazmıştım rüyamda bir yer sofrasında pişmiş dana eti yiyordum ve çok güzeldi. Boyun kısmıydı. Normalde hatırlayamam rüyam. Bunun etkisine kaldı mı? Ayşe Çelikciğim çok ciddi sıkıntılar ve huzursuzluklar yaşayacaksınız. Hayatınızdaki her şey tepetaklak olabilir. Ailenizde iş sıkıntıları olacak birileri var. O yüzden biraz bu rüya sıkıntılı ve problemde dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Evet, diğer rüyalarımıza geçiyoruz. Diğer kanalımızın altındaki nerede bakalım. Şimdi bakıyorum. Emine abla, bir geminin üstünde küçük kardeşimle oturuyoruz. Geminin altında devasa balina geliyor. Kardeşim eve korkuyoruz. Gözde Topçu. Sizin çok büyük bir risk, miras işiniz olabilir. Bu mirasla çok büyük paralara nasip olacak. Sonu çok hayırlı ve aydınlık olacak. Sizi de bir mide ya da hayat bir operasyon geçirecek biri olabilir. Burcu İn. Rüyamda babamla arabada bir yere gidiyoruz. Araba uçurumdan düşüyor ve kelimeye şehadet geçiyorsun. Bir şükür namazı kılın. Üzerinizde göz ve nazar var. Sonrasında çok güzel aydınlanma ve bir türlü oturtamadığınız süreçte olumluluklar var. Gerçek ve canlı rüya yorumcusu YouTube kanalı Mesut Ekin rüya tabirleri demiş burada biri. Yani doğrudur Erdal Demirci'm ama biz yıllardır bu rüya işini yapıyoruz ama tabii takip etmek isteyen birileri de varsa gitsin takip etsin. Bu da ben rüya zannediyorum. Bersem o reklam yapmış. Her neyse onu bile okuduk yani okumadık demeyin diyorum sonra. Burcu Emine Ser, Zeynep Er, 3 hafta oldu istihare ettim sevgilimle çıplak gördüm. Bunlar hepsi aynı rüyaları 100 kere yazmışsınız değerli izleyicilerim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz canım benim? Neyse haftalık 5 Kasım rüya yorumumuzu da yaptık. Ne yapıyorsunuz? Hoplayıp zıplıyorsunuz. 10.000 canlıda canlı olacağız, heyecanlı olacağız. Bütün herkesi kilitli izleyeceğiz. Canlı yayına diyorum.